Dün verdiğimiz haberlerden biri büyük yankı yarattı. 16 milyar liralık banka işlemi için belki de son yılların en büyük bilişim skandalı demiştik. Bankaların bilgi işlem sistemlerini güvenli diye biliyoruz ama en azından birinin böyle olmadığı ortaya çıktı. Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Recep Gezek ve abi Emre Gezek ortak bir banka hesabı kullanıyordu. Recep Gezek bir bankanın hisse senedi hesabından para çek yazan menüsünden para çekmeyi denedi. Banka istediği miktarı hesabına aktarınca devam etti. İki günde 70'e yakın işlemle toplam 16 milyar lira kardeşlerinin hesabına geçti. Yakalanmaları ise tesadüf oldu. Gezek kardeşler otomobilleriyle ilerlerken polis kontrol noktasında durduruldu. Polis üzerinde silah olan Emre Gezek'e neden silah taşıdığını sordu. Gezek de bu kadar paranız olsa siz de taşırsınız diyerek banka hesaplarından bahsetti. Durumdan şüphelenen polis olayı araştırınca iki kardeşin milyar liralık vurgun yaptığını tespit etti. Kardeşler gözaltına alındı. Olayın hafta sonu olması aslında banka için dezavantaj oldu. Banka bir ara şüphelenip hesabı bloke etse de kardeşlerin talebi üzerine blokeyi kaldırdı. Kardeşler olay fark edilene kadar o paradan 600 bin lirasını kullandı. Bankanın zararı 600 bin lira. Onun da sigortadan alınması bekleniyor. Peki bu tarihi vurgun nasıl yapıldı? Bankanın açığı ne? Henüz tespit edilmiş bir hackleme durumu söz konusu değil. İlk akla gelense bankanın yatırım bölümü ile mevduat bölümü arasındaki yazılım hatası olması. İnceleme sürüyor. Para artık para etmiyor. Şöyle söyleyelim. Elinizde 5 lira var. Bunu verip 5 liralık banknot bastırmak isterseniz yetmiyor. Üstüne 1 lira daha vermek gerekiyor. Metal paradan sonra kağıt paranın maliyeti de değerini geçti. 5 liranın üretim maliyetinin 6 liraya çıktığı belirtiliyor. O zaman bu paraların hepsini kaldıracağız demek ki. Çünkü maliyetinden fazla üretim olur mu? Kağıtları burada üretsinler. Sekayı niye kapatıyorlar? Banknotlar özel bir pamuk ve keten karışımından üretiliyor. Parada kullanılan kağıt özel işlemden geçiyor. İçinde plastik ham maddesi ve selüloz belli oranda da var. Öte yandan mürekkep de kullanılıyor. Biliyorsunuz mürekkep fiyatlarında da çok ciddi artışlar var ve bunların fiyatları da uluslararası alanda global olarak borsaları var. Yani günlük olarak değer orada belirleniyor. Küresel ekonomide para kağıdının maliyeti arttı. Hal böyle olunca 5 lira değerinin üzerine çıktı. Tabii bir de bunun matbaası mürekkebi işçiliği var. Dünyada değişim var. Hem ekonomik hem siyasi. Yani o yüzden bu da normal diye düşünüyorum. Yapılan ortalama hesaplara göre 10 liralık kağıt para 7 liraya, 100 liralık banknot 10 lira 40 kuruşa, 200 liralık banknotsa 11 lira 40 kuruşa mal oluyor. Eskiden bir değer ifade ediyordu. Şu an hiçbir şey yani yok. Uzmanlar alınacak tedbirlere işaret ediyor. Bu esas itibariyle enflasyonla ilgili. Üretim maliyeti ve onun kendi aslında üretim değeri diyelim, temsil ettiği satın alma gücünün üzerine çıkabiliyor. Bu şu an kullandığımız paralar tabii itibari para. Kendi üzerinde yazan değer kadar satın alma gücü var. Malzemenin cinsini değiştirilerek ucuzlatılması beklenir. Öte yandan daha büyük tutarlı banknotların piyasaya çıkartılabileceğini yani tedavüle sürülebileceğini öngörebiliriz. Bunlar yapılabilir, yapılması gerekir. Maalesef ekonominin durumu